izleyenler, yeni yayın döneminde bir başka şehir programıyla karşınızdayız. Bu program çerçevesinde kentlerimizin turistik destinasyonlarını tarihiyle birlikte ekranlarınıza taşıyacağız. Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu program dizisinde ilk bölümü turizmin incisi olarak anılan Girne'ye ayırdık. Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkenti olarak isimlendiriliyor Girne. Peki Girne'de görülmeden geçilemeyecek yerler neler? İşte tüm bunları bize Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen anlatacak. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İki teşekkür borçluyuz. Bir, böyle bir programda bizimle kurumsal olarak işbirliği yaptığınız için. İkincisi de tabii ki Girne'yi sizin ağzınızdan dinleyecek olduğumuz için. Evet, nereden başlayalım Girne'ye? Önce bir kısa tarihçesini Girne'nin öğrenebilir miyiz? Her şeyden önce ben de teşekkür ederim. Göstermiş olduğunuz biz Rehberler Birliği olarak bu ülkeyi yabancılara tanıtırken bu ülkedeki görmeden edemeyeceğiniz bazı özelliklerini de belirteceğiz bu program içerisinde. Mesela bugün Girne'deyiz. Girne, Kıbrıs'ın incisi biraz önce vurguladığınız gibi. Bu içerisinde bulunduğumuz liman şehri, bu 3000 yıllık bir tarihlenen bir liman gördüğümüz. Aslında Kıbrıs'ta Girne'nin tarihini sorduğumuzda limanın tarihi öne çıkıyor galiba. Evet, yani bu 3000 yıla kadar. Yerleşim herhalde buradan başlamış olsa gerek. Çünkü o dönemde liman şehirleri öne çıkan şehirlerdi. Bilahare zaten durduğumuz yerden arkaya dağa baktığımız zaman Sentilaryon'u da orada görmüş oluruz. Evet. Yani Girne'nin olmazsa olmazları Sentilaryon'dur, Belapais'tir ve Girne Kalesi'dir. Hemen yanında durduğumuz kaledir de aynı zamanda. Girne ta 74'lere kadar küçük bir yerleşim birimi. Tarih deyim yerindeyse küçük bir balıkçı kasabası idi. O nedenle yani tarihten gelerek bir dönemler belki çok büyük bir şehir. Çünkü surlarla çevrili bir şehirdi. Ama günümüze geldiğimizde veya 1974'te geldiğimizde işte 5-6 bin nüfuslu bir tatil beldesi ve devam eden süreç içerisinde de giderek gelişen ve o balıkçı köyünden bir turizm kentine dönüşen bir şehir konumuna geldi. Evet, yani 74 öncesini ele alırsak Girne'nin, 74 öncesinde Girne Kıbrıs'ın aman olmazsa olmaz bir turistik destinasyonu değildi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mesela 74'ten önce turistik destinasyon Maraş'tı. Evet. Ancak bugün geldiğimiz günde turistik destinasyon Girne'dir. Son zamanlarda işte Bafra bölgesi daha büyük otellerle geliştirilerek bir turizm merkezine dönüştürülmeye çalışır. Ancak Girne'nin yerini alması da mümkün değil. Girne bir başkadır. Bir başka olmasının nedeni hem limanından ötürü, yani bu hiç tahrip olmadan günümüze kadar gelen bir limandır. 3000 yıllık bir geçmişin içinde yaşıyoruz, evet, aslında. Evet, 3000 yıllık bir geçmiş limanımız. Şehrin öteki bölgelerinde çok büyük gelişmeler, çok büyük yeni binalar, apartmanlar inşa edildi. O nedenle başşehir olmamakla beraber belki başşehirden daha çok nüfusu barındıran bir konuma geldi günümüzde. O nedenle Girne Limanı'nın işte akşam eğlencelerinin olmazsa olmazı, müzikler, kafeler, barlar, yani geceleri eğer kafa dinlenmek isterseniz, limana bakmak isterseniz Girne Limanı, diskotekler, publar, meyhaneler Girne'nin çeşitli bölgelerine dağılmış bir konumda ve Girne'de yok. Evet, tabii bugünlerde ülkemiz tüm dünyayla birlikte özel günlerden geçiyor. Bir pandemi söz konusu. Dolayısıyla bu pandeminin yarattığı sessizliği de şu an Girne Limanı'nda da hissediyoruz. Çünkü aslında bu saatler turistlerin yat turlarına çıktığı veya kafelerde
güne uyandığı saatlerdi. Ama bakıyoruz bomboş bir liman. Bunun etkisini bir yana koyacak olursak, Girne'de neler yapılır? Günün bu saatinde neler yapar turistler? Mesela bu saatlerde 10-10.30 gibi Girne'de tur teknelerinin turlara çıktığı saatlerdir. Demir aldığı saatlerdir. Evet, demir aldığı saatlerdir. Ve bu tabii en kalabalık sabah saatlerinde en kalabalık olduğu dönemdir. Akşamüstleri gemilerin döndüğü, insanların limana kahve içmek için geldiği bir saattir. O nedenle saat 4'ten sonra artık Girne limanında yürüyecek yer bile bulmak mümkün değil dersek yeridir veya değildi. Evet, çünkü günümüzün şartları öncesinde değildi demek daha doğru olacak galiba. Pandemi koşulları aslında bize belki bir fikir verme açısından önemlidir. Mesela o kalabalığı kaybettikten sonra neler yapmalıyız ki bunu tekrar geriye getirebilelim? Esas en büyük sorunlarımızdan biri bu olsa gerek gelecekte. Çünkü bugün yaşadığımız turizmin lokomotif sektör olduğu ülkede ne yazık ki biz bir türlü buna hazırlanamıyoruz. Evet. Gerek özel koşullar bu hazırlığı daha da zor kılıyor. Ki bu bir imkan olmalıydı bize. Bu eksikliklerimizi tamamlayabileceğimiz bir süreç olmalıydı. Umarım gelecekte bunun yanlışlıklarını görürüz, ondan döneriz ve turizmi gerektiği şekilde yaparız. Evet, bir rehber gözüyle kenti gezmeye az sonra başlayacağız ama bu durduğumuz noktanın hemen yanı başında önemli bir turistik merkez konumundaki Girne Kalesi var. Biraz da Girne Kalesi'nden bahsedebilir miyiz? Yani limanla tarihi benzeşiyor ama ayrıştığı noktalar neler? Neden turistlerin olmazsa olmaz ziyaret ettiği bir noktadır Girne Kalesi? Biraz bundan bahseder misiniz? Girne Kalesi mesela dünyanın en eski batığına sahip olan bir kaledir. Yani bu milattan önce 300 yılına tarihlenen batık geminin sergilendiği bir kale, bir müzedir de aynı zamanda Girne Kalesi. O nedenle Girne Kalesi'ni, yani Kıbrıs'a gelen bir kişinin bu batık gemiyi görmeden bu adadan ayrılması hem ayıptır hem günahtır da diyebileceğim. Bilgi var mı peki? Yani turistler bir tur aldığınız zaman ve Girne'yi gezdireceğiniz bir tur olduğu zaman Girne Kalesi bu batık gemiyi barındırması özelliğiyle illaki olmazsa olmaz mıdır? Aynen. Yoksa öyle. Bazı turların bir parçasıdır, bazı turların dışında kalır. Bütün turların Girne Kalesi olmazsa olmazıdır ve batık gemi bunların göz bebeğidir de aynı zamanda. O nedenle ta Bizanslılardan, Venediklilerden, Lüzinyanlardan, Osmanlı'dan İngiliz'e kadar hep faal kullanılan bir kale oldu. Burası 1974'te Yunanlıların savunma merkezi olarak da kullandığı bir kaleydi. Dolayısıyla bugün günümüze kadar hiç o tarihi değeri kaybetmedi, hiç özelliklerini kaybetmedi. Günümüzde artık Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yönetilen bir kaledir ve görülmeye her haliyle görülmeye değer de bir eserdir. Ama buna işte gördüğünüz gibi burada ne yazık ki gerekli bakımı, ihtimamı gösterebilir miyiz? Soru işareti olan da o. Evet, tabii bu soru işareti liman için, liman içerisinde, mendirek için de geçerli vesaire. Ülkemizin koşullarıyla ilgili biraz. Şimdi ülkemizin koşulları diyoruz, bu biraz da kolaya kaçmaktır gibi gelir bana. Çünkü ülkemizin koşulları bir marinanın bakımının 10 farklı kuruma verilmesi onun bakımsızlığını getirdi sonuç itibariyle. Çünkü burada yetkili olan tek bir makam yok. Dolayısıyla da bu makamın olmaması
bu keşmekeşin devam etmesine neden olur. İlgili çok yetkili yok. İlgili çok biraz ne yazık ki yetkili yok. Aynen yani. Öyle. Peki turistik bir ülkemizden veya yurt dışından gelen bir turist Girne bölgesini gezmek için geliyor. Neleri görmezse Girne'yi görmemiş olur. Şimdi bir kere farklı ilgi grupları var. Kimisi alışveriş için gelir, kimisi de tarih için gelir. Alışveriş için gelenlere de imkanı var. Zengin bir çarşısı var. Turistik amaçlı, tarih için, kültür için gelenlere de hitap eden bir yönü var Girne'nin. Mesela biraz önce Girne Kalesi'ni dedik. Bunun yanında Belapais Manastırı var. Bu gotik mimarinin en güzel eserlerinden bir tanesidir. Görmezseniz olmaz. Mesela Davret Starel'in dediği gibi Girne, içine girme. Girersen eğlenme, eğlenirsen evlenme, evlenirsen de döllenme. Yani Girne'nin ne kadar vazgeçilmez olduğunu belirten bir dörtlüktür bu. O nedenle Balapayısı göreceksiniz, Girne Kalesi'ni göreceksiniz. İnanç turizmi için gelenler, Hazreti Ömer Tekkesi var Girne bölgesinde, onu ziyaret edeceksiniz. Biraz önce dediğim gibi Sentilaryon'un içerisinde olan kilise vardır. O Kıbrıs'taki Ender Hristiyan kiliselerinden bir tanesidir. Onu görmezseniz olmaz. Yani Şato Lambusa var. Şato Lambusa krallığının olduğu bir bölge var Lapta'da. Onu görmezseniz olmaz. Ama yani bunları görebilmek için böyle bir gün, iki gün ne yazık ki sığmaz bu şeye. Yani Girne'yi tam görmek isterseniz gelip bir hafta Girne'de kalacaksınız. O şekilde de zamanınızı değerlendirmiş olacaksınız. Peki turistlerin geldiği ülkeye bağlı olarak ilgi alanları veya turlardan beklentiler Girne anlamında değişiyor mu? Mutlaka değişir. Mesela yabancı ülkelerden gelen insanlar daha ziyade Girne'nin tarihi kültürüyle alakalıdırlar. Mesela bunlar işte Girne Limanı'dır, Girne Kalesi'dir, Girne Kalesi'ndeki batık gemidir, Balapais Manastırı'dır, oradaki refektoryumdur. Mesela müzik festivallerinin yapıldığı bir yer Balapais Manastırı. O gotik mimari tarzı görmek, onu hazmetmek ayrı bir zevktir. Dediğim gibi Sentilaryon Kalesi'dir, dediğim gibi kaya mezarlardır, Lapta'da Şato Lambusa'nın olduğu bölgedir. İngiliz yani, turistle, İngilizler, Almanya, İtalyanlar, onlar mu, bunlara, genel... onlar genel, yabancılar genel kültüre meraklıdırlar. Türkiye'den gelen daha ziyade işte Hazreti Ömer Tekkesi gibi, yani İslam eserlerinin öne çıktığı, mesela Cafer Paşa Camii gibi, arkada minaresi görünen Cafer Paşa Camii gibi Girne'de ziyaret edilen yerlerden birkaçıdır. Ama yani daha ziyade işte alışveriş içinde ağırlıklıdır Türkiye'den gelen misafirlerimizin bakış açısı. Evet, o zaman birlikte kenti bir turlayalım. Bakalım daha hangi köşede hangi eser karşımıza çıkacak. Peki. Ve sohbetimize devam edelim. Peki, devam edelim. Teşekkürler.
abi. Tabii Girne'nin, antik Girne'nin dar sokaklarında yürüdük. Yürürken de aslında biraz daha tarihe yolculuk yaptık. Bugünkü Girne'den yüzyıllar önce farklı bir Girne olduğunu gördük. Aslında limanı da içine alan surlarla çevrili bir Girne. Bu surların uzantısı olan kulenin yıkıntılarını gördük. Bugünkü Girne çok başka bir Girne ama biraz tarih yolculuğunu sürdürürsek nasıl bir Girne vardı 12. yüzyılda? Örneğin surlar nereden başlayıp nerede biterdi? Bugün yine hemen yanı başımızda Bandavulyan'ın olduğu alandayız ama yanı başımızda yine surların devamı olan ikinci bir kule var. Biraz bize bu yönünü anlatır mısın Girne'nin? Şimdi 12. yüzyılda Orta Çağ döneminde Lüzinyanların hakim olduğu dönemde Girne Mendereğinden çıkıp belli bir bölümü kapsayıp yıkık kule dediğimiz, geçtiğimiz kule, bu karşıda gördüğümüz kulenin devam eden surlar Girne Kalesi'ne kadar devam eden bir sur çemberi vardı ve Girne bu çemberin içerisindeydi. Yani o dönemin Girne'si. Küçücük bir liman şehri gibi bir yapıydı zaten. Zaten ta 70'lere 74'lere kadar bir balıkçı şehri ya. Olarak geldi Girne. Girne artık 74'ten sonra inşaatları şekli değişerek bir ticari şehir konumuna geldi. Mesela Girne'de bugün baktığınızda en modern dükkanlar ister Lefkoşa olsun, ister Magosa olsun, ister öteki kazalarımız olsun en modern dükkanlar Girne'dedir. Evet. Otelleriyle, gazinolarıyla, barları, meyhaneleriyle öne çıkan bir şehir. Ancak bu bütün ihtişamın içerisinde bu önünde oturduğumuz eski Bandavulya dediğimiz eski belediye çarşısının olduğu yer. Burası da restore edildi. Günün şartlarına göre dizayn edildi. El sanatları merkezi haline dönüştürülmeye çalışıldı. Ancak pandemi nedeniyle de ne yazık ki bu projeler de hep yarım kalmak konumunda kaldılar. Evet, tabii pandemi özel koşullar ama bu özel koşullardan bağımsız olarak yine konuşacak olursak Girne'yi ziyaret eden turistlerin yine uğrak bir noktası herhalde Bandavulya. Bunu uğrak bir noktaya çevirmeye çalışıldığı belediyenin veya Girne Konseyi'nin çabalarıyla o nedenle işte lokal yemeklerin yapıldığı, el sanatlarının öne çıktığı bir merkez konumuna getirilmeye çalışıldı. Ancak buna da ömrü vefa etmedi. Çünkü çok da eski bir çalışma değildi bu. Yani 5-10 yıllık bir çalışma süresiydi bu. Ve günümüzde tabii artık ne zaman eski faaliyetine girer, ne zaman o güzelliğe tekrar kavuşur o da bir bilinmezliktir. Çünkü bugünkü turizm politikasıyla bunu ne zaman hayata geçirebiliriz çok da mümkün görünmemektedir. Evet, tabii şimdi turistlerin turist gözüyle Girne'de nerelerin bir rehber eşliğinde gezilebileceğini konuştuk, anlattık. Ama bir de turlardan bağımsız ben Girne'ye geldim diyen gerek yerli gerekse yurt dışından gelen turistler var. Ben daha mütevazi bir tatil yapma niyetindeyim ve kendi başıma gezip dolaşıp Girne'yi tanımak isterim diyenler için bir rut var mı? Bir takip edeceği illaki buraları gezersen kendi gözünle de bir şeyleri görebilirsin diyebileceğiniz yerler var mı? Var tabii. Yukarıda eski belediye binası var. Oradan yürüyerek Girne'nin bütün çarşısını gezmek mümkün. Çok dağınık bir çarşısı yok aslında Girne'nin. Aşağı... İlk bakışta dağınık görünüyor ama aslında öyle değil. Çarşısı çok da toplu bir çarşısı var Girne'nin. 3-4 yoldan Girne'nin bütün çarşısını gezmek mümkün. Mesela belediye binasından aşağı yürüyüp 4 yola geldiğinizde oradan sağa saptığınızda
denize inersiniz. Deniz boyunca da işte kafeler, restoranlar, barlar ta Girne Kalesi'ne kadar devam eden bir merkez konumundadır. Yani eğer amacınız oturup dinlenmek, kahve, çay içmek, yemek yemekse Girne Limanı'nda, yani bu 200-300 metrelik alan içerisinde aradığınız her şeyi bulmanız mümkün. Oteller de da, gazinolar da oradadır. Yani eğlence mekanlarında da zaman geçirmek isterseniz o da mümkün. Yani çok kısa bir yürüyüş mesafesinde Girne'nin %90 nimetlerinden faydalanma imkanınız vardır. Ha, öyle tabii, diyelim. Turistler kentleri gezerken tarihi, çarşısı, görülecek yerleri kadar ne o kentte ne yenir ne içilir de önem kazanıyor. Girne'de ne yenir? Yani turist Girne, gözüyle turist Girne, ne yemek eğer, ister Girne'yi eğer bir limanı öne çıkaracaksak bir limanda yenebilecek olan balıktır. O balıkçı teknelerinin orada olması, o taze balığın sabah oradan gelip servis edilmesi, yani belki Girne'de en iyi yenebilecek limanda balıktır. Yani balığın adına çıkar zaten bir balıkçı kasabası olması hasebiyle. Mesela bu özelliğini kaybetmedi. Yani bu gelişen büyüyen kaybetmedi. Girne, yani o özelliğini kaybetmedi. Hala daha devam eder. Mesela buradakine baktığımızda burada daha ziyade ev yemeklerinin öne çıktığı bir merkez şekline dönüştürülmeye çalışıldı burası. Mesela Molihia gibi, Kolokas gibi, Bullez gibi yemeklerin de bulunabildiği merkezler vardır. İlgi var mı turistlerden bu bizim yerel... Ne yazık ki biz bunu pazarlayamıyoruz. İlgi var fakat tanıtımı çok önemlidir. Biz bu yerel ürünlerimizi ne yazık ki tanıtamıyoruz. Yani bunu tanıtsak, çünkü mesela Kıbrıs'ta bir salatada hellim olmazsa olmazdır. Ama ne yazık ki biz bunları öne çıkaramadık. Öne çıkaramadığımız için de pazarlaması bir o kadar daha zor olmaya başladı. Ve ürettiğimiz ürünü de harcayamıyoruz. Öyle de bir handikapımız var bizde. Bunu pazarlayabilecek olan aslında temel unsurlardan biri de başkanlığınız yaptığınız rehberliktir. Rehberlerin yönlendirmesi bu anlamda yetersiz mi kalıyor, yoksa piyasa mı o servisi verecek şekilde şimdi şekillenmedi? Nedir burada yaşanan piyasa, sıkıntı? Gerektiği şekilde şekillenmedi. Çünkü eğer biz bunu pazarlamaktan zevk de alırız. Hatta Mısırya Ovası'nda bazı köylerde işte Magarina Bulli'yi öne çıkarmak için orada evlerde yapılan magarinanın nasıl yapıldığını, nasıl bir el makarnası nasıl yapıldığını, bunlar için özel turlar da düzenleriz. Ama bunu yapabilmemiz için bir kere acentelerin, yani bu tur operatörlerinin buna ilgi duyması gerekir. Çünkü bir iş yerinde bir Molihia'yı, bir Kolokas'ı öne çıkaracaksanız bir defa yapar, iki defa yapar, üçüncü de satamazsa bunu ne yazık ki bir daha bulamazsınız. Yani bunu özel programlara koyup o şekilde pazarlamakta fayda vardır diye düşünenler. Yani sektörün tüm paydaşlarına aslında bu konuda görev düşüyor. Mutlaka düşer. Mutlaka düşer. Ve yani bunun bir fiyatı vardır. Ne yazık ki bizim tur operatörlerimiz ne kadar ucuz olursa o kadar iyidir mantığından yol açarlar. Ve bizim yerel ürünlerimizin öne çıkmasına çok da fırsat vermezler. Çünkü fiyat politikasıyla bağlantılıdır bu iş. Çünkü mesela siz bir Kolokas'ı, bir Molihia'yı öne çıkaracaksanız bunu özel yerlerde yapmak zorundasınız. Çünkü Girne Limanı'nda bunu satmanız mümkün değil. Ama bir Lefkoşa'da, bir Van Dabulya'da bunu satmanız mümkün. Ama burada gelecek, gelip yemek yiyecek o münferit turistlerin dışında gruplara eğer bunu yapacaksanız organize bir organize olması zorunludur. Farklı bir organizasyon gerekiyor. Farklı bir organizasyondur. Eğer adama siz bir tencere Molihia yaparsanız bir adam
her iki günde bir bunu dökmek zorunda kalırsa bir daha da yapmaz. Veya bunu ödeyecek olan mesela maliyetini ödemek istemez acenteler. Acenteler mümkün mertebe ucuza kaçmaya çalışırlar. Ve bir turist, özellikle yabancılar, yani bir Kıbrıslı'nın yaşadığından daha ucuza yaşamaya alıştırıldı mı? Alıştırıldılar. Evet. Öyle yani de bir... ürünümüzü aslında ucuzlatmamamız gerekiyor. Yani pahalı bir ürün Kıbrıs'ta turizm. Dolayısıyla ona değerini vermek gerekiyor. Bizde bir atasözü vardır. Ucuz etin yahnesi tatsız olur diye. Tam da oradayken evet. Başım. Peki Dener abi, biraz da mesleki açıdan bakalım. Girne'de evet. Yıllardır farklı turlara rehberlik yapıyorsunuz. Evet. Örneğin gezdirdiğiniz turlardan hani unutamadığınız, size gelen soru veya yanıtlamakta zorlandığınız size turistlerden gelen sorular var mıdır? Mutlaka vardır da şimdi bunu ben böyle şöyle cevaplayayım. Mesela benim en çok zorluk çektiğim, cevaplanmada zorlandığım, mesela nüfusunuzu sorduklarında zorlanırsınız bunda. Çünkü ne diyeceğinizi bilmezsiniz. Yani siz kaç kişisiniz? Kaç kişi yaşar bu adada? Diye sorduğunda size adam biraz çekimser davranırsınız. Mecburen işte bir başbakan kalabalık dedi, bir başbakan çok dedi, bir başbakan cumhurbaşkanı 500 bin dedi diye böyle sizi zorlayan sorular da vardır. Öteki taraftan baktığınızda ülkenin neden temiz olmadığıyla ilgili soruları cevaplamakta ne yazık ki hem utanırız hem zorlanırız. Çünkü biz çevreye gereken önemi göstermiyoruz. Biz alışkanlıklarımız içerisinde işte sigarayı içtin yere at, sigara paketi bitti, pencereden dışarı at. Ama biz başka bir ülkeye gittiğimizde, hatta güneye bile geçtiğimizde çöpleri arabanın dışına atmaktan imtina ederek veya korkarız. Onu da bilemem ama yani bunu da neden bu kadar çöp ve kir var dediklerinde bunu da anlatmakta biraz hem utanırız hem zorlanırız aslında. Aslında mesleki açıdan bir sıkıntımız yok diyorsunuz ama sosyokültürel yapımızın sosyokültürel neden açıdan, olduğu sorunları izah etmekte biraz ne yazık sıkıntı ki böyle. Yaşıyoruz. Evet. Evet. Peki artık bağlıyoruz bölümü, programın bu bölümünü ama şunu da söylemeden Girne'yi geçmeyelim dediğiniz ne var? Girne'yi. Evet. Yani şunu da unutmayalım dediğiniz, altını çizmek istediğiniz. Vallahi Girne Kıbrıs'ın incisidir diyerek noktalamak isterim. Kıbrıs'taki bütün şehirleri bir araya getirsiniz. Ben Baflı olmakla beraber Baf'ı da çok severim ama Girne'nin konumu bir başkadır. Yani Girne Kıbrıs'ın incisidir ve yani Kıbrıs'ta yaşayan herkesin yani bu Girne'nin nimetlerinden faydalanabilmesi için mutlaka burayı gezmesi gerekir. Ama böyle yüzeysel değil, hem tarihi hem kültürel açıdan Girne'yi görebilecek, anlayabilecek bir zaman ayırmalı Girne'ye. Evet, Girne'ye hak ettiği değeri verelim diyerek evet. Noktalayalım. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.